Xiaomi'nin yeni bombası diyebileceğim Xiaomi 13T Pro bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gerçekten beni çok heyecanlandıran bir akıllı telefon kendisi ve tüm detaylarıyla bu videoda sizlere aktarıyorum. Neden beni heyecanlandıran bir telefon arkadaşlar? Çünkü bu cihazın ekranı ve kameraları gerçekten bu fiyat seviyesinde inanılmaz bir deneyimi sizlerle buluşturmayı başarıyor. Peki neler var cihazda hemen sizlere aktarayım. Bir kere tasarım detaylarına baktığımız zaman Xiaomi'nin 13 serisiyle benzer bir tasarım dilinin bu cihazda da kullanıldığını zaten görüyoruz. Ve cihazda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. Telefonun kutu içeriğine baktığımızda ise beni çok mutlu eden o adaptörü, telefonu, kılıfı ve kabloyu görüyoruz arkadaşlar arkadaşlar o adaptör tam 120 watt gücünde bu telefonu şarj edebiliyor ve daha öncesindeki Xiaomi'nin 120 wattlık hızlı şarj deneyimlerini sizlere aktarmış bir teknoloji editörü olarak şunu söyleyebilirim ki şarj deneyimi muazzam ve kusursuz. Gelelim telefonun ekranına çünkü bu telefonun ekranı benim bu yıl içerisinde gördüğüm en iyi akıllı telefon ekranlarının içinde doğrudan ilk ikiye oynar arkadaşlar çünkü cihazın ekranı 144 Hz'lik bir yenileme hızına sahip AMOLED 6.67 inçlik bir panel arkadaşlar. Ekran ekran çerçeveleri gerçekten çok özenli ve yerinde. Ekranda renkler canlı ve gayet güzel. Gelelim buradaki sertifikalara ve asıl bu ekranı bu kadar sizlere iyi demendeki benim bu düşüncelerimi bana sağlayan detaylara. Çünkü gerçekten bu fiyat seviyesinde bu özelliklerin ekran panelinde yer alıyor olması inanılmaz. Ben ilk cihaz tanıtılmadan bir süre önceden beri cihazı test etme fırsatına sahip oldum. Bu arada Xiaomi Türkiye teşekkür ederim bu imkanı bana sağladığı için. Şimdi cihazın ekranını ilk açtım. 144 Hz benlimi hızı var. Dedim ki LCD olabilir mi? Ama görüntü hiç LCD gibi değil. Direkt 144 terzi görünce otomatik aklım LCD'ye gitti. Çünkü cihazın fiyatını da biliyordum arkadaşlar. Bu fiyatta bu özellikler olamaz gibi düşündüm kendimce. Ama hiç öyle değil. Gerçekten yapmışlar. Tamam fiyat tabii ki ucuz ya da şöyle böyle değil. Ama güncel piyasaya baktığımız zaman bu fiyat seviyesindeki rakiplerinden çok ötede bir deneyimi bizlerle buluşturabiliyor. Xiaomi 13T Pro. Detaylara bakalım. Cihazda arkadaşlar HDR10+, Dolby Vision, Pro HDR Display gibi birçok özellik bulunur. DCI-P3 renk gamını da yani birçok dizüstü bilgisayar modelinin ekranındaki renk uyumluluğu özelliğini de bünyesinde bulunduruyor ki bu yüzden zaten cihazda göreceğiniz tüm renkler oldukça gerçekçi, oldukça doğal ve abartılmadan sizlerle buluşmayı başarıyor sevgili arkadaşlar. Ve bu akıllı telefonda inanılmaz bir parlaklık var arkadaşlar. 2600 nitlik bir parlaklık var bu akıllı telefonun ekran panelinde. Bu ne demek oluyor? Bizim teknik detaylardan çok gerçek hayatta neler oluyor onları anlatmamıza da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim sizlere bu akıllı telefon ekranını delice güneşin altında bile sonuna kadar parlaklığını açtığınızda sanki böyle az aydınlık bir odadaymışsınız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 2600 nit parlaklık gerçekten inanılmaz bir seviye. Tabii ki pil ömrüne bir tık olumsuz etkisi olmaz değil. Yani oluyor ama bunun tabi buradaki bizlerle buluşma amacı daha farklı. Yani bu parlaklık seviyesi güneş ışığı altında bu akıllı telefon ekran deneyiminin muazzam olacağını da bizlerle buluşturuyor ve bizlere de gösteriyor sevgili arkadaşlar. Ben bu akıllı telefonun ekranı için sizlere sadece şunu söylemek istiyorum. Özellikle de not aldım bunu söylemek için. Bence bu akıllı telefonun ekranı tek kelimeyle muhteşem arkadaşlar. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Aşırı beğendim. Ekranı gerçekten çok beni tatmin etti. Ve cihazı kurcalamaya başladığımdan beri de açıkçası birçok multimedya tüketimini bu akıllı telefondan yapmayı tercih ediyorum. Çünkü ekran deneyimi muazzam. Gelelim işin performans tarafına. Çünkü bu akıllı telefonda işlemci olarak son dönemde adını çokça duyduğum bir işlemci kullanılıyor. Mediatek'in Dimensity 9200 Plus modeli bir işlemci var bu akıllı telefonun içinde ve bu işlemciye baktığımızda 4 nanometrelik yeni nesil bir üretim süreciyle üretildiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabi bu da bizlere çok güzel bir verimlilik sağlıyor. Aynı zamanda da üst düzey bir performansı bizlerle buluşturmayı başarıyor. Bu işlemci tabii ki amiral gemisi sınıfında bir işlemci diyebilirim sizlere ve bu verimliliğin yanında bizlere cihazdaki 12 GB fiziki RAM, 8 GB'da bir sanal RAM eşlik ediyor. Toplamda 20 GB'lık bir RAM bu akıllı telefonla görev yaparken 512 GB'lıkta bir depolaması var ve cihazda fiziki depolama dışında bir micro SD kart desteği olmasa da çift sim kart desteği bulunuyor arkadaşlar. onla sizlere söyleyeyim. Günlük kullanımda Mediatek Dimensity 9200 Plus'ın sizi üzme ihtimali bence yok arkadaşlar. Zaten yaptığım tüm testlerde bu akıllı telefonda önemli bir performans sorunuyla karşılaşmadım. gönül rahatlığıyla ve çok içten sizlere söyleyebilirim. Oyun testi yaptım. Oyun oynarken oldukça uzun sürede oyun oynadım. Çünkü ekran çok iyi olduğu için ekranı test edeyim. Biraz da tadını çıkartayım istedim. Gerçekten cihazda önemli bir ısınma sorunu elde hissedilen böyle eli yakma derecesine gelecek bir sıcaklıkta karşılaşmadım oyun testlerinde ve genel günlük deneyimde. Bu açıdan da açıkçası telefonun problemsiz olduğunu sizlere aktarmam mümkün. Çünkü böylesine yüksek performanstaki cihazları zorladığınızda ısınma olabiliyor. Bunda ciddi el yakacak seviyede bir ısınma yok. Ama bir tık böyle elinizde ısınma hissediyorsunuz. Onun dışında da bir büyük sıkıntı ya da bir problemle karşılaşmadım. İşin işletim sistemi tarafına baktığımızda ise bu akıllı telefonda Android 13 ve MIUI 14 arayüzünün bulunduğunu sizlere aktarmalıyım. Ve gelelim kameralara. Çünkü bu akıllı telefon piyasada satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı Leica tarafından imzaya sahip olan kameraya sahip arkadaşlar ve sonuçlar ciddi anlamda şaşırtıcı. Hem gündüz hem gece sonuçlarına bence şaşıracaksınız. Zaten şimdi sizler de görmeye başlayacaksınız. Ana kameraya baktığımız zaman bu Leica imzalı ana kamera 50 çözünürlüğünde ve f1.9 diyafram aralığına sahip bu kamerada OIS desteği de mevcut arkadaşlar ve ultra geniş açılı kameramız 12 megapiksel f2.2 diyafram aralığına sahip ve aynı zamanda 120 derecelik çekimler yapabiliyor 50 megapiksellik Leica imzalı telefoto kamera ise f1.9 diyaframa sahip hem gece hem gündüz fotoğraflarında müthiş işler ortaya çıkartıyor ben çok bir şey söylemek istemiyorum sizler zaten görüyorsunuz arkadaşlar sonuçları düşüncelerinizi yorumlara yazıyor olursunuz gelmişken kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz ve bu videoda bir like atarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Kameraları yorumlayayım sizlere. Kameralarda Leica imzasını her an görüyorsunuz arkadaşlar. Yaptığım tüm çekimlerde profesyonel Leica kamera diziliminin meyvelerini gördüğümü sizlere söyleyebilirim. Ve gerçekten Leica imzalı bir akıl telefonda kullanmayı özlemişim diye yalan söyleyeyim. Çünkü Leica biliyorsunuz bir aralar oldukça hayatımızdaydı. Bir ara çıktı gibi oldu. Ancak şimdi tekrardan Xiaomi ile yaptığı işbirliği sonucunda daha çok bizlerle buluşmaya devam ediyor ki bu cihazda da ben Leica'yı kullandığım için oldukça mutlu oldum, çok da keyif aldım sevgili arkadaşlar. Gece çekimlerinde gördüğünüz üzere keskinlik ve netlik oldukça yerinde, ışık ise oldukça iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde ayarlanabiliyor. Gündüz çektiğim fotoğraflarda ise çok kaliteli renkleri gördüm. Burada renklerin patlama ihtimali olan fotoğraflarda çekim yapmak istesem de bir patlamayla karşılaşmamam işte burada Leica'nın farkını gösteriyor bizlere arkadaşlar ve buradaki fotoğraflar aynı zamanda oldukça da net ve tabi kamerada yer alan 2 adet Leica filtresi de var. Bu Leica filtreleriyle yaptığınız çekimlerde de çok daha efektif bir şekilde kamerayı kullanmanız mümkün oluyor. Bu cihazı diğer akıllı telefonlardan ayıran bir detay var arkadaşlar. O da video kayıt seçenekleri ve fotoğraf kayıt seçenekleri. Şimdi özellikle Android cephesinde görmediğimiz ya da görmeye alışkın olmadığımız bazı detaylar var cihazda. 8K 24 FPS video kaydedebiliyor bu akıllı telefon ama onun yanı sıra bir de cihazda 4K 60 FPS video kaydı yapabilme özelliği var. Hem gece hem gündüz videolarında sonuç beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü kalite gördüğünüz gibi ortada. Ve bu cihazdaki özel durum da şu. Adobe ile yapılan işbirliği sayesinde bu akıllı telefonla 10 bit log video çekebiliyorsunuz ve videolar için LUT desteği de bu akıllı telefonda mevcut. Log videolar 4.2.0 H265 olarak kaydediliyor sevgili arkadaşlar. Ön kameraya gelelim ve ön kamerayı sizlere özetleyeyim. Ön kameraya baktığımız zaman 20 megapiksellik 22 diyafram aralığına sahip. Beni şaşırtan derecede iyi sonuçları bizlerle buluşturan bir ön kamera yer alıyor. Daha önceki yıllarda test ettiğim Leica akıllı telefonlarda ön kamera arka kameraya göre bir tık daha sönük kalıyordu. Bu cihazda açıkçası onu çok görmedim. Yani bekledim açık konuşmam gerekirse. Ki Xiaomi'de de birkaç sene önce yani ilk bu anlaşma yapıldığında geçtiğimiz seneydi sanırım. Bir cihaz incelemiştim. Onda mesela arka kamera müthiş ama ön kamerada bir tık sönüklük oluyordu ona göre. Çünkü bu Leica'da genel olarak olan bir şey açıkçası çok da şaşırmadım. Ama bu cihazda ön kameranın performansı da bence tatmin edici. Beni gayet yani mutlu etti. Hem gece hem gündüz çekimlerinde sizler de zaten görüyorsunuz. Gayet başarılı işleri bizlerle buluşturuyor. Ve kamera için söyleyecek çok da bir şeyim yok. Zaten tüm sonuçları sizler de gördünüz. İyidir, kötüdür. Sizler yorumları yazarsınız. Çok ciddi bir olumsuzluk görmedim kamerada. Özellikle profesyonel anlamda bu akıllı telefonu fotoğraf çekmek için satın almayı düşünen birisi varsa aranızda bence çok tatmin olur bu cihazı satın aldıktan sonra diye düşünüyorum. Sizlerin düşün düşüncelerinde aşağı bekliyorum ve bu akıllı telefonun piliyle devam ediyorum. 13T Pro'da 5000 mAh'lik bir pil var ve bu 5000 mAh'lik pilim 120 Watt'lık bir hızlı şarj desteğiyle şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada telefonu sıfırdan 100'e 19 dakikada şarj etmeniz mümkünken sadece %50 şarjınız varken ben bir bardak su içeyim şu telefonu da şarja takayım derseniz arkadaşlar %60'a varan hatta geçen bir şarjı da sağlayabiliyorsunuz denedim biliyorum ve bence çok da hayat kolaylaştıran bir özellik bu özellik. Zaten yani bu telefonun şarj hızını ya da şöyle söyleyeyim bu 120 wattlık Xiaomi'nin hızlı şarj hızını sizlere daha önce birkaç kez anlatmıştım farklı akıllı telefonlarda. Bu cihazda da onlardan arsa kalır bir taraf yok. Gayet hızlı bir şekilde en hızlı şekilde akıllı telefonunuz şarj oluyor ve yolunuza devam edebiliyorsunuz. Pil ömrüne baktığımız zaman ise sizlere bahsettiğim ekrandaki 2600 nitlik parlaklığı sürekli kullanırsanız bir günü bu akıllı telefon çıkartamayabilir. Ama o keyfede ne yalan söyleyeyim değer özellikle yazın plajdayken vesaire ya da çok güneş altında bir işiniz varsa o keyfe değer arkadaşlar. Ama onun dışında bu akıllı telefon bir günü çok rahat bir şekilde götürüyor. İkinci güne yine çok yoğun kullanım yapmazsanız bir miktarda sizi götürebilir. Onun altını çizeyim sevgili arkadaşlar. Ve son değerlendirmeye doğru geçeyim. Son değerlendirmede arkadaşlar sizlere şöyle söyleyeyim. Ben Leica imzalı bir akıllı telefon kullanmayı gerçekten özlemişim. Bu akıllı telefonda kameralarla çekim yapmak gerçekten çok keyifli. Anı biriktirmek harbiden çok keyif veriyor kullanıcıya. Ve bu akıllı telefonun ekranı muazzam arkadaşlar. Yani ekran deneyimini sizlere ne kadar anlatsam inanın boş. Yakınınızda bir mağaza varsa lütfen gidip cihazı bir canlı canlı görün. Benimle aynı fikirde olacağınıza eminim. Hatta net söyleyeyim bence abartmıyormuş dersiniz yani öyle söyleyeyim size. O kadar iyi bir ekran paneli var bu akıllı telefonla. İşin performans tarafına baktığımda ise cihaz genel anlamda performansıyla kullanıcısını mutlu etmek için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Yine burada da bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Biliyorsunuz bir olumsuzluk görürsem mutlaka sizlere söylüyorum. Ama genel anlamda bu cihazda kayda değer çok büyük bir olumsuzluk yok arkadaşlar. Genel olarak tamamen cihazın amacı kullanıcısını mutlu etmek ve bunu da bence satın alan kişiyi fazlasıyla mutlu ederek yerine getirir diye düşünmekteyim. Peki fiyatı ne kadar? 33.599 lira arkadaşlar Xiaomi 13T Pro'nun fiyatı ve tabii ülkemizde bu fiyat segmentinde birçok farklı rakibi var ama o rakiplerinde ben böyle bir deneyim açıkçası çok da görmedim. Doğru konuşmak gerekirse hepsini inceledim. Sizleri de bu kanalda anlattım. Kanalda anlatmadıklarıma sosyal medya hesaplarımda paylaştım ama bu fiyat seviyesinde özellikle Android cephesinde bu deneyimi bulmak çok da kolay değil arkadaşlar. Fiyat seviyesi demişken bir de şöyle bir kampanya var arkadaşlar. 13T ve 13T Pro'da indirim kuponları Xiaomi ekosistem ürünlerinde sizleri bekliyor arkadaşlar. Mesela 13T Pro için yani bu akıllı telefon için 4000 TL'lik bir ekosistem indirim kuponu sizlere tanımlanıyor. Xiaomi Store'lar ya da mi.com'dan bu akıllı telefonu satın alırsanız sizlere tabletlerde ya da Xiaomi'nin diğer ürünlerinde kullanabileceğiniz bir 4000 TL'lik indirim kuponu da veriliyor. Yani bu cihaz sizlere 30 bin liranın da altına gelmiş oluyor böyle bir durumda. Vallahi bilmiyorum beğendiğim bir akıllı telefondu. Beğenerek ve içinden geçen böyle rahatlıkla sizlere anlatmak istediğim bir cihazdı bu cihaz. Bu videoda sizlere 13T Pro'yu anlattım. Kendi deneyimlerimi paylaştım ve yorumlarımı da aktardım. Son yorum ve son düşünce, son değerlendirme her zaman olduğu gibi yine sizlerde sevgili arkadaşlar. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen bana cihazı beğendiğim için kızmayın ve gidip cihaza dokunun. Çünkü bence sizler de bu akıllı telefona dokunun okunduğunuzda çok beğeneceksiniz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>